Merhaba arkadaşlar, Nurgül'ün Tığ ve İğneoları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet, kanalıma abone olmak ücretsizdir arkadaşlar. Bugünkü anlatacağım modelim bu şekilde. Fıstık modeli arkadaşlar. Modeli ütüsüzdür. Hemen yapar yapmaz karşınızda. Bu şekilde arasına da 3 tane fıstık yapacağım. Daha önceden ben 2 tanesini yaptım. Şimdi sizlerle de bir tanesini yapacağız arkadaşlar. Bu şekilde modelimiz ve yapım kısmına geçelim. Evet arkadaşlar. İlk önce yemenimizin her zamanki gibi tığ battalarını hazırlıyoruz. Sık iğne ile girdik. Şimdi bu ara suyuyla başlayalım. Bir tane fıstık yaparak bir zincir çekip şöyle minicik bir örümcek yapıyorum arkadaşlar. Şöyle ki arkadaşlar, bu minicik örümcek bile kocaman oluyor. Siz minicik diye yaptığınız örümcek yapınca göreceksiniz, gayet o kadar büyük gözüküyor ki. O yüzden minik yapmaya dikkat edin. Şimdi 6 tane zincir çekiyorum buraya. Örümceğimin üzerine 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 zincirimi çektim. Bu şekilde şimdi zincirin altından tam 13 tane arkadaşlar zincir alacağım. Yani ilmek alacağım. Zincir çekip 2 3 4 5 6 7 ilmekleri topluyoruz. Alttan girip zincir çekiyoruz. Gayet kolay arkadaşlar. 8 9 10 11 12 ve 13. 13 tane bu şekilde ilmeğimizi aldık. Ve bu topladığım ilmeğim arkadaşlar, hepsini birden şimdi buraya çektim. Başa kadar tüm ilmekleri çekip ipimi burada başta çıkardım. Ve bu yaptığım, bakın şimdi kapatmıyorum. Buradan şu örümceği kapattığım noktadan da giriyorum. Oradan da bir ilmek alıyorum arkadaşlar. İkisini birden buraya kapattım. Şimdi bir tane bir zincirini çekip şöyle sağlama alalım. Ve sonra bu kalkan kenar kısmını aşağı doğru şöyle elimizle yatıralım. Çünkü hani toplandığı için bir de buraya sabitlenince ister istemez bu ilmek kalkabiliyor. Şu ucunu şu şekilde indirince gayet güzel bir fıstığımız oldu. Şimdi arkadaşlar yine aynı birinci örümcekteki gibi minik bir örümcek yapıyorum buraya. Bu şekilde. Küçük bir örümcek yaptım. 3 tane tığ battı atlayacağım. 1, 2, 3. 4. tığ battımın içine giriyorum. Yaptığım bu. Bakın çok hoş oldu arkadaşlar. Gayet de düzgün durdu. Öyle sallantırı yantırı durmadı. Hafif de tabii ki arkadan ütüsünü yiyince daha bir güzel olacaktır. Şimdi çiçeğimizin yapım kısmına geçelim arkadaşlar. Bir zincirimi çekiyorum. Şöyle küçük bir örümcek yapacağım. Yine aynı büyüklükte. Buraya 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Örümceğimin üzerine. Ve yine bu örümceği kapattığım bu noktaya arkadaşlar şu şekilde girip minik bir yuva yapıyorum. Tekrar bir zincir. Yine minik bir bu şekilde örümcek yapıyorum. 3 tane tığ battı atlayıp 4. tığ battıma kapattım. Bu şekilde buraya bir fıstık yuvası yaptık. Şu mavi tek fıstıklı yuva yaptık arkadaşlar. Tekrar bir zincir çekiyorum. Ve ipimi uzatıp şöyle hafif minikten birazcık daha büyük. Şuradan biraz daha farklı. Ve buraya 10 tane zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. 10 zincirimi çektim arkadaşlar. Dönüyorum. Yine kapattığım noktaya kapatıp zincirimi bir tane yuva yaptım. Tekrar 10 zincir. 7, 8, 9 ve 10 zincir. 10 zincirimi yine aynı noktaya kapatıp şöyle buraya 2 tane kulakçık yaptım. Bir zincirle dönüyorum düz yüzüne. Bu şekilde şöyle parmağımızla ittirince düz yüzlük gayet rahat bir şekilde dönüyor bakın arkadaşlar. Şimdi buraya 12 tane sık iğne dolduracağım. 1 2 3
4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 10. Bu şekilde arkadaşlar. Buraya tam 12 tane sık iğnemizi doldurduk. Evet, bir tanesi yuvamızın hazır bu şekilde. Şimdi ikinci yuvamız için sık iğne ile yandakine geçiyoruz. Buraya şimdi arkadaşlar 12 tane doldurduk. Buranın sık iğnesi 6 tane olacak. Yani 12'nin yarısı 6 olduğu için buraya 6 tane sık iğne dolduruyorum. 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 tane sık iğnemi buraya doldurdum. Yine ben 10 tane zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. 10 zincirimi çekiyorum. Ters tarafından şöyle şuradan 6 tane sık iğne sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bakın arkadaşlar buradan 6. sık iğneme bu şekilde girip sık iğne ile kapatıyorum. Evet. Bir zincirle döndüm. Yine bu yaptığım zincirli yuvanın içine 12 tane sık iğne yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. 12. sık iğnemi de yaptım. Ve hazır. Şimdi arkadaşlar şu şekilde burada 6 tane yaptığım sık iğne duruyor. Buraya da aynı şekilde diğer yarı 6'sını dolduracağım. 12'ye tamamlayacağım. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 tane sık iğneyi tamamladık. Bu kapattığımız nokta var ya arkadaşlar, örümceğimizi kapattığımız noktaya bir tane de oraya giriyorum ki şöyle örümceğin hizasına inebileyim. Yine bir zincirimi çektim. Şöyle aynı büyüklükte ilkini yaptığım örümceğimin büyüklüğünde şekilde tutarsanız aynı büyüklükteki örümceğimi yaptım buraya. Bakın kalp şekli gibi oldu arkadaşlar. Ve buraya 5. tığ battı ya. Bu biraz büyük olduğu için ana yuva 1 2 3 4 bir fazla yani. 5.'ye kapatalım arkadaşlar. Bakalım nasıl oldu. Evet, gerdirmedi. Gayet de hoş oldu. Bir zincir çektik. Evet, bu şekilde arkadaşlar. Şimdi şu örümceğini de yapalım. Şimdi arkadaşlar yine bir zincir çekelim. Buradaki bakın şu kadar büyüklükte bir örümceğini açalım. Ve üzerine 4 tane zincir çekip yuva yapalım. 4 zincirimi çektim. Buradaki bakın kapattığım noktadan bu şekilde kapattım. Yine bir zincir her örümcekte olduğu gibi örümceğimizin dibine bir zincir. İpi ne kadar uzatırsak o şekilde örümcek boyutumuz oluyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. İpi uzatmamıza bağlı bizim örümcek boyutunu ayarlamamız. Bu şekilde göz kararı da alışıyor. Küçük örümcek yapıp battım. Tekrar bir zincir çekip şu yaptığımız ilk fıstıktan yapacağız arkadaşlar. Fazla vaktiniz almasın. Şimdi üst çiçeğine geçelim. Evet arkadaşlar, yapmış olduğumuz bu yeşil yuvanın içine ipimi bu şekilde sabitledim. Sık iğne ile bunu buraya tutturdum. 6 tane zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5, 6 zincir. 6 zincirimi çektim. Hemen altından şimdi girerek zincirimin böyle zincirler çekerek ilmek topluyorum. 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13. Evet arkadaşlar, baştakini de sayarsak 12, şimdi 13 oldu. 13 tanesini tığıma topladım. Hepsini birden bu şekilde çektim. Bakın küçük bir fıstık
Yani orta boy. Şimdi arkadaşlar bunu kapatmıyorum. Bunu şu yeşil yuvadan da bir ilmek alıp bu şekilde buraya kapatıyorum. Bakın. 12 zincirimin hepsini bu şekilde buraya kapattım. Çok güzel oluyor böyle arkadaşlar. Kenarları falan. Ve bir zincir çekip buraya küçük bir örümcek yapıyorum. Şöyle şu boyutta arkadaşlar. Biraz daha. Çok da kısa değil. Şöyle küçük bir örümcek yapıyorum. Minik değil, küçük örümcek. Şimdi arkadaşlar burada yeşille kapattığım zincirin o kenarı olan yer var ya. Yeşille zincirimi girdiğim yere girdim tam o köşeye. Bu şekilde geçiş yaptım. Örümcekle. Yine 6 zincir. Aynı bu fıstıklardan. Fıstık yapacağız taç olarak. Gelin tacı olarak arkadaşlar. 2, 3, 4, 5, 6. Zincirin altından girerek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13. Sonuncu 13. ilmeğimizi de bu şekilde topladık. Şimdi hepsini birden buraya arkadaşlar çektim. Bakın bu şekilde bir bu boyutta bir fıstığımız oldu. Yine sayıyorum arkadaşlar. 1, 2 ve 3. Bakın şurayı da sayayım. 1, 2 ve 3. Sık iğnemin tepesine bu şekilde girip buraya fıstığımı kapatıyorum. Şöyle bir zincirini de çekeyim. Rahat bir şekilde göstereyim. Yine 6 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 zincirimi çektim. Zincirin altından girip buraya bir zincir çekiyorum. İlmek aldım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. Evet arkadaşlar 13 tane oldu aslında şurayı da saymazsak. Öyle saydım dalmışım. Aynı büyüklükte fark ettiyseniz. Bir fazla bir eksik de bir şey olmaz arkadaşlar. Öyle. Hepsini topladım. Bakın kapatmıyorum. Hepsini topladım bu vaziyette. Şimdi ben bunu buradan 1, 2, 3. Sık iğnemi tepesine girip bunu buraya bu şekilde sık iğneliyorum. Evet. Buraya sık iğneledim. Şimdi size göstereceğim bir zincirimi de çekeyim. Bu şekilde. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 zincir. Şimdi arkadaşlar alttan giriyorum. Bir zincir alıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12. Evet arkadaşlar bu şekilde dolana kadar yaptık 13 tane. 13'ünün hepsini birden çektim buraya. Şimdi bakın arkadaşlar dediğim gibi burada ilmeğimi kapatmıyorum. 1, 2, buradaki 3. sık iğneme girip 3. sık iğneme sık iğne yaparak kapatıyorum yaptığım bu fıstığımı. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yine 6 zincirimizi çektik. Yine üzerine 13 tane ilmek toplayacağız arkadaşlar. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12 ve bu da 13'üncüsü. 13 tane ilmeğimi topladım buraya. 13'ünü birden çektim tığıma. Ve arkadaşlar yine şu en sondaki zincir çekmeye başladım. Bakın daha önce girilmiş yeşil yuvanın içine girerek bu şekilde orada kapatıyorum kıstığımı. Bir zincir çekiyorum dibine tabii ki. Bakın arkadaşlar çok hoş oldu fıstıklarımız. Hepsi böyle kenarlar önemli biliyorsunuz yuvarlak dönmesi. Şimdi buraya bir örüm zincirini çekmişiz arkadaşlar. Küçük bir örümcek yapıyorum. Ve buradaki şöyle arkadaşlar yaptığım 4 zincirli yeşil yuvanın hani ilk başta yaptığımız gibi buraya da giriyorum. Şu şekilde tam girelim arkadaşlar ortasından. Minik olduğu için kapanıyor. Tığımızla da açabiliriz. Bu şekilde örümceğimi buraya kapattım. 6 zincir çekiyorum. Ve parmağıma yatırdım. 1 2 3 4 yine 13 tane ilmek toplayacağız. 5 6 7 8 9 10 11 12 ve 13. Toplam 13'ü sayısını bulduk. Hepsini birden çekiyoruz arkadaşlar. Bakın kenarları çok güzel oluyor arkadaşlar. Bu yeşil yuvadan bir ilmek alıp yeşil yuvada kapatıyorum bu fıstığımı. Ve bir tane de arkadaşlar şöyle hatta iki tane çünkü koparacağız. 1 2 zincir çekip çok hoş oldu fıstıklarımız. İpimi koparıp ipimi yakıp hemen dönüyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar modelimizin ütülenmemiş hali bile bu şekilde çok hoş, çok güzel gözüküyor. Şöyle bir de yakından gösterelim arkadaşlar. Modelimiz bu şekilde. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşça kalın.